Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Beni soracak olsanız ben çok iyiyim. Çok teşekkürler. Aslında videolarımı şöyle bir karıştırırken İlaçlı Rahim filmiyle ilgili video çekmemişim direkt olarak anlatılan. Hani pek çok bağlantılı çocuk sistemiyle ilgili bir sürü video var. Onları buraya hemen koyuyorum. Onlara bakabilirsiniz ama İlaçlı Rahim filmi açıkçası çok fazla değerlendirmeme rağmen onun videosunu çekmemişim. Onu çekeyim dedim. Bugün İlaçlı Rahim filminin basamak basamak sık sorulan sorularından bahsedeceğim. Aslında İlaçlı Rahim filmi dediğimiz şey histerosalpingogram veya histerosalpingografi diye göreceksiniz. Bir rahmin içine bir opak madde verip, yani böyle parlak bir madde verip daha sonra X ışını, yani direkt akciğer filmindeki gibi, akciğer filmi çekilir gibi rahim çekiyoruz. Rahim filmi alıyoruz ve böylelikle bu rahim filmi, yani ilacı verdikten sonra içeriye hem rahmin içini hem tüpleri, özellikle de kanalların, yani tüp, kanal dediğim aslında tüpler, tüplerden madde geçiyor mu geçmiyor mu, kanallar açık mı değil mi, bize bunu gösteriyor. Aynı zamanda da rahmin içinde rahmin şeklini, işte normal mi, çift rahim mi, perde mi var, yoksa içeride bir polip mi var, et parçası mı var, bize bunu gösteriyor. Bir kere histerosalpingogram dediğim şey bu. Peki neden yapıyoruz? Bugün için tüm çocuk isteyen, ki biliyorsunuz çocuk istemek herkesin isteyeceği, yani çoğu insanın hayalinde olan, tatlı bir çocuk sahibi olmak, ama işte bazen çok kolay olmuyor. İşte biz bu durumlara infertilite, kısırlık diyoruz. Onunla ilgili işte videoları az önce koymuştum. Çocuk istemi olan ve korunmasız ilişkiye rağmen çocuğu olmayan, daha doğrusu gebe kalamayan tüm çiftlerde, tüm kadınlara bu histerosalpingogramın yapılması elzemdir, gerekliliği vardır. Yani kısırlıkta yapılması gereken, kesinlikle atlanmaması gereken kısırlık tetiklerinden bir tanesidir. Kimlerde yapmıyoruz? Bir kere hamilelik şüphesi varsa veya hamileyseniz kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Özellikle enfeksiyonunuz varsa yapmamanız gerekiyor. Zaman zaman görüyorum, hastalar gidip kendi kendilerine görüntüleme merkezlerinde bu tetkiki yaptırıyorlar. Kesinlikle jinekolog görmeden kendi başınıza gidip bu tetkiki yaptırmayın. Çünkü eğer aktif bir enfeksiyonunuz varsa, ki bir rahim ağzı iltihabı bile varsa, bu işlem sizin bütün iltihabı karın içine taşıyacak ve neredeyse ciddi tablolara yol açabilecektir. Lütfen unutmayın. Tabi bu arada anormal bir rahim kanaması varsa, yani aşırı bir kanamanız varsa da bu film çekilmez. Özellikle HSG çekimine hazırlanmak için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle işte doğum uzmanı, kadın doğum uzmanı sizi bir görecek. İşlemden önce bir ağrı kesici alınabilir veya sizi işlemi çek, yaptıracağınız işlemi yaptıracağınız merkezde size bunu verebilirler. Antibiyotik de verebilirler. Antibiyotik kimi klinikler veriyor, kimi klinikler vermiyor. Ancak işlem sonrası kendi başınıza gidip merkezde kendi başınıza arabanızda evinize dönebilirsiniz. Ama yine de kendinizi işlemden sonra iyi hissetmezseniz tabii birisinin yanında kalması gerekiyor. Şimdi işlem nasıl yapılıyor? İşlem hem klinikte hem radyoloji görüntüleme merkezlerinde veya uygun hastanelerde, bu işi yapabilecek hastanelerde yapabilir. İdeal olan adet döngüsü bittikten sonra yapmak en idealidir. Yani adet bitecek, adetten bittikten sonraki 5 gün içinde bu işlemi yapmakta fayda var. Eğer hemen adet bitiminde yapabilirseniz en azından gebe olma şansınız azalıyor. Çünkü ilaçlı rahim filmi çekilip de haberi olmadan gebe olan insanlarla da karşılaşıyoruz. Sonra rahim ve falop tüplerine, yani işte o kanallara kontrast maddeyi uygulanıyor. Bir boya içeren bir sıvı, yani boyalı sıvı diyebiliriz buna. Alttan bu veriliyor ve daha sonra da X ışınıyla ekranda biz o kanalların açık olup olmadığını, rahimde herhangi bir şey olup olmadığını, tüplerde herhangi bir şişme, enfeksiyon olup olmadığını görebiliyoruz. Normal jinekolojik muayene masasına, yani muayene masasına nasıl muayene oluyorsunuz, o şekilde litotomi masasına sırt üstü uzanmak gerekiyor. Genellikle ideal olanı bu. Daha sonra vajinanın içine spekülüm yerleştiriyoruz, rahim ağzını temizliyoruz ve rahim ağzından rahmin içine doğru o boyalı maddeyi gönderiyoruz. Bazı klinikler bunu tamamen uyutarak yapıyorlar hastaları. Hastanın endişesi olduğu için, ağrı kaygısından dolayı, bazı klinikler ise hiç uyutmadan yapıyor. Burada tabii önemli olan kullanılacak madde, yapan kişinin deneyimi, tecrübesi ve kullanılan cihazın donanımın gelişmiş olduğu. Biz tabii çok güvendiğimiz merkezde yaptırıyoruz bu ilaçlı rahim filmini ve hastalarımızdan hani ağrı olmuyor ama çok hafif bir rahim diskonfort, hafif bir kramp türü
ağrı hassasiyet olabiliyor. İşlem sonrası hastalarımızda sıvı dışarıya aktığı için, verdiğimiz boya dışarıya aktığı için biraz akıntı beklediğimiz bir şey. Hastaların endişe etmemesi gerekiyor. Sıvıya tabii kan bulaşmış da olabiliyor. Özellikle alttan bir takım hani böyle müdahale ederken hafif bir kanama da olmuş olabilir. PET kullanabilirsiniz. Hafif kramplar, vajinal kanama ve yine mide bulantısı, işte baş dönmesi, böyle bir hafif kendini hasta hisseder gibi olabilir ama bu çok hızlı sürede iyileşmeniz lazım. Bunların geçmesi gerekiyor hızlıca. O yüzden lütfen bu hususa dikkat edelim. Tabii ağrı kesici kullanmanızda fayda var eğer böyle şeyler hissediyorsanız. HSG'den sonra ciddi problemler çok nadirdir. Yani ciddi bir şey görmeyiz ama tabii boyaya bağlı alerjik reaksiyon, kullandığımız kontrast maddeye bağlı, rahim ağzının yırtılması ve enfeksiyon en sık gördüğümüz tablolardan ağrıyla beraber. Eğer işlem sonrası kötü kokulu akıntınız var, kusma var, bayılma var, şiddetli kramplar, karın ağrısı var, şiddetli bir adetten daha fazla kanamanız var, ateş var, titreme var, ateşiniz çıkıyor. Bunlar ciddi anlamda önemli tablolar. Mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. O yüzden HSG bizim için değerli. HSG'nin tam olarak alternatifi yöntemler vardır. Yani bazı hastalarda ameliyat sırasında tüpler açık mı değil mi diye bakabiliyoruz ama HSG uygun merkezlerde, deneyimli ellerde çok bize çok fazla fikir veren, hastanın yönetiminde bize çok fazla ipucu veren değerli bir tetkiktir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz like butonuna basarsanız çok sevinirim. Sağlıklı günler diliyorum efendim.